Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner'a uyumlu yastık modelini yapacağız. En son bu runner modelini paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Şimdi de sizlere runner'a uyumlu yastık modelini göstereceğim. Çok şık bir yastık oldu. Bu uç kısımlarına bayıldım. Bunu daha da kısa yapıp daha da uzun yapabilirsiniz. Bu uzunluk benim için yeterliydi. Modelin yapılışı çok kolay. Püskül kısmı biraz oyalıyor ve biraz orada ip gidiyor. Diğer kısmı çok basit, çabuk ilerliyor. Gün içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz, hatta eliniz alıştıkça günde 2 tane 3 tane rahatlıkla yapabileceğiniz bir yastık modeli. Ben yastık kılıfını hazır alıyorum. 45'e 45 santim. Siz isterseniz kendiniz de dikebilirsiniz. Yastığın içindeki yastık rengi beyaz. Üzerine ekru renk iple yaptım. Ivory rengi de deniliyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada Hobby Lobby mağazasından alıyorum. 2 milimetre koton, polyester karışık ip kullandım. Eğer bu 2 milimetre size kalın geliyorsa 1,5 milimetre de kullanabilirsiniz. Bu modeli istediğiniz iple yapabilirsiniz. %100 koton iplerle de yapabilirsiniz. Elinizde olan herhangi bir iple de deneyebilirsiniz. Ben runner'da kullandığım ipi kullandım. Yaklaşık bu yastık için 250 ile 300 metre arasında bir ip gitti. Tam bir net ölçü veremeyeceğim ama yaklaşık 250-300 metre ip gitti. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videomuzun daha çok kişilere erişmesi için videoma beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benim kanalımdan bahsederseniz ve Instagram sayfamı etiketlerseniz sevinirim. Ben de kimlerin neler yaptığını görmüş oluyorum. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. Bu benim yastık kılıfım 45'e 45 santim. Bu yastığım boyunca zincir çekmeye başlıyorum. Belirli bir zincir sayısı yok. Yastığımızın boyu ne kadarsa o kadar zincir çekiyoruz. Bu şekilde başladım. Sıra sonuna kadar çekiyorum. Yastığım boyunca zincir çektim. Şimdi modele başlıyorum. Dönüş için 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane zincir çektim. Bu köşede batacağımız yer 3 zincirde boşluk bırakıyoruz. Toplamda 11 zincir bırakıp 12. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 7 bu dönüş için, bir tane sık iğne batmak yeri, 3 tane de aradaki zincir için toplamda 11 zincir atlayıp 12. zincire sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Arada 3 zincir atlıyorum. 4.'ye bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir. 3 zincir atlayıp 4. zincire bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde yastık sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 1-2 tane zincir arttı. Bu fazlalığı söküyorum. Sizde de böyle fazlalık varsa sökebilirsiniz. Şimdi diğer tarafın yapılışına geçeceğiz. Tekrar 7 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Diğer tarafa dönüyorum. Diğer sırada battığımız zincirlere batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. 7 zincir. 7 zincir. Diğer sırada battığım zincire batarak aynı yerde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar yapıyoruz. Sonuncu kısmı birlikte yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu son battığımız yere battım. Şimdi hem sıramızı birleştireceğiz hem de ortadan başlayıp yeni sıraya başlayacağız. Sonuncusunu 3 zincir yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 4. zincire batarak trabzan yapıyoruz. 2 sefer doladığımızda sonuncusunu birlikte bu şekilde sırasıyla 3 seferde çekiyoruz. Şimdi hem sıramızı bitirmiş oluyoruz hem de ortadan başlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. 7 zincir. Sıramı dönüyorum. Burada 4. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 4. zincirin içinden yapıyorum. İsterseniz direkt bu şekilde boşluğa da yapabilirsiniz. Ben daha düzgün durması için zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. zincirin içinden beri bir sık iğne. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelip 4. zincirden bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde kenara kadar yapıyoruz. Bu kenarda da dönüp direkt bu boşluğa batacağız. Bu şekilde yapalım. Kenara kadar geldim. Tek tarafı yaptım, kenara kadar geldim. İlk başta yaptığımız gibi zincir çekip döneceğim. 7 zincir. Diğer tarafa dönüp buradaki zincirlerin 4. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelip 4. zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu kenarda böyle bu şekilde dönmüş oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz buraya kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son 7 zinciri çektim. Bu diğer sırada tam ortadan başlamıştık. Bu trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Burayı isterseniz diğer sırada yaptığımız gibi 3 zincir çekip trabzanla da birleştirip bu ortadan da başlayabilirsiniz. Ben şimdi iz sürümü yaparak buraya kadar geleceğim. Bu kenarın çok kaymasını istemiyorum ortadan başlamak için. Bu sıradaki gibi yaparsanız bu sürekli bu arka ortasına doğru kayacak. Kayma olmasın diye ortaya doğru geleceğim. İz sürümü yaparak 4. zincire kadar geliyorum. 1 2 3 4. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Tam ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Aynı diğer sırada battığımız gibi 4. zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Şimdi bu sırada toparlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içinden beri bir sık iğne. 3 zincir. 4. zincirin içinden bir sık iğne. Bunu diğer sırada trabzan yapacağız. O yüzden toparlıyoruz şu anda. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Kenara da aynı şekilde bütün uçlara batarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu kenarı da aynı şekilde yaptım. Sıra sonuna kadar geldim.
İz sürme yaparak bu ortaya kadar gelmiştim. Sonuncu 3 zinciri de yapıyorum. İlk başladığım sık iğnenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Bu sırada bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Trabzanlı sıraya. 4 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu sık iğnenin üzerine yapmış olduğum trabzan sayılıyor. Trabzanları direkt bu şekilde boşlukta da yapabilirsiniz. Ama ben zincirin üzerine yapınca daha hoş bir görüntü oldu. İki türlü de yapabilirsiniz. Her zincirin içine birer tane trabzan yapıyoruz. İki sefer doluyorum. Sıradaki zincirin içinden beri trabzan yapıyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Sıradaki zincirin içinden beri bir trabzan. Hepsinin üzerine birer tane yapacağız. Sık iğnenin de zincirlerin üzerine de birer tane trabzan yapacağız. Şimdi sık iğnenin üzerine yapıyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Zincirin içinden beri trabzan yapıyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Zincirin içinden beri trabzan yapıyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Sıradaki zincirin içinden beri bir trabzan. Tığıma iki sefer doluyorum. Bu sık iğnenin üzerine bir trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine, bütün sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapıp sıra sonuna kadar yapıyoruz. Dönüyoruz, sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu çektiğim 4 zincirin 4. zincirine batarak ilmeğimi alıyorum. Bu tığdaki ilmeğin içinden beri geçiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yeni sıra aynı bu ilk yaptığımız sıra gibi. Bunu trabzanların üzerine yaptığımızı düşünelim. Aynı şimdi bu ilk sıraya tekrar başlıyoruz. 7 zincir. 4'da zincir atlamıştık. Burada da 3 trabzan atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4'üncünün üzerine, yani burada bu sık iğnenin üzerine yaptığımız trabzanın tepesine bir sık iğne. 7 zincir. 3 trabzan atlayıp 4'üncünün buraya battığımız 4. trabzan tepesine bir sık iğne. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 7 zincir. Dördüncüye batarak bir sık iğne sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk battığım sık iğnenin oraya batarak trabzan yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, son ikisini birlikte. Şimdi hem sırayı birleştirmiş oldum hem de sıranın ortasında başlamış oldum. Yeni sıraya başlıyoruz. Buradaki zinciri yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 4. zincirin içinden beri bir sık iğne. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 4. zincirin içinden bir sık iğne. Buradaki İkinci sırayı tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da batıyorum. 7 zincir. Bu diğer sırada yaptığım trabzan tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı buraya birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlamak için ortadan başlamam gerekiyor. 4. zincire kadar iz sürme yapıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi 3 4. zincirin içinden beri bir sık iğne. Şimdi aynı bu trabzanları yapma yeri yapacağız. Hem burayı toparlayacağız hem de buranın alt zincirini yapıyoruz. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek 4. zincirin içinden beri bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek 4. zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıra sonuna kadar dönerek geliyoruz. Buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk battığım yere batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum.
Şimdi bu trabzanlı sırayı yapıyoruz. 4 zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu sık iğnenin üzerine yaptım. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin içinden biri trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta zincirde trabzan yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin içinden biri trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Örnek bu şekilde şu son 4 sırayı tekrar ederek yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Ben benimkini göstermek istiyorum. Bu şekilde püskülün nerede durmasını istediğiniz yere kadar püskülü de hesaplayarak o kısma kadar yapıyoruz. Şimdi ben buradayım. Buraya kadar yapıyorum. Ondan sonra bu püskül kısmına geçebiliriz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Bunu isterseniz yastık boyunda da yapıp püskülsüz halinde yapabilirsiniz. Şimdi yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Yastığımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Yaklaşık şu kadar da püsküller tutacak. Bunu isterseniz buraya kadar yapıp şuradan püskül takılı olunca yaklaşık buraya kadar gelecek. İstediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli bir uzunluk. Trabzanlı olan yerden 4 sıra yaptım. Sonra bu bittiğim yere geliyorum. Hep düzünden yapıyorduk. Şimdi bu püskül kısmını tersinden yapacağım. Tersine doğru gideceğim şu anda. Normalde böyle devam etmem gerekiyordu. Ama tersine çevirip tersinden beri yapacağım ki bu püsküller önünde böyle düzgün dursun. Eğer yüzünde yaparsam bu yarım kısım öne geliyor. Ben bu görüntüyü istemediğim için tersten yapacağım. Bu görüntü öne gelecek. Bu bittiğim yere bir sık iğne yaparak başlıyorum. Bu son trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 23 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 tane püskül için 3 tane de dönüş için yaptım. Toplamda 23 zincir. Tığımı doluyorum. 4. zincirin içinde 3 tane trabzan yapıyorum. 1. Normal trabzan yapıyorum. 1 sefer doluyorum. 2. Ve 3. Şimdi sıradaki zincire gidiyorum. Sıradaki zincirin içine de 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra sıradaki zincire gidiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Burada bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Sonra kendisi kıvrılıyor. 1, 2, 3. Bakın kendisi kıvrılmaya başladı bile. Sıradaki zincirin içine gidip 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki zincire gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Sadece son 5 tane zincire trabzan yapmıyoruz. 5 zincir kalana kadar bu şekilde bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincire trabzan yapmadım. Bu son battığım zincirin içine 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapmıyorum. Boşluktan ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. 5 zincir. Bu püskülle işimiz bitti. Şimdi yenisine başlamak için trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani bu zincirlerin üzerinde yaptığımız trabzanın üstüne bir sık iğne yapıyorum. Bu burada bitmiş oluyor ve yenisine başlayacağız. Daha trabzanları yaparken kendisi kıvrılmaya başladı. Hiçbir işlem yapmama gerek kalmadı.
Şimdi tekrar yenisine başlamak için 23 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Toplamda 23 tane zincir yaptım. Tığıma doluyorum. 4. zincirin içinden beri trabzan yapıyorum. 1, 2, aynı diğer tarafta yaptığımız gibi her zincirin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki zincirin içine gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki zincirin içine gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bunu da aynı diğerindeki gibi son 5 tane zincir kalana kadar her zincirin içine 3'er tane trabzan yapıyorum. Sıradaki zincire gidip 3 tane trabzan yapıyorum. Normal bir sefer dolayarak ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 trabzan. Bütün zincirlerin içinde son 5 tane kalana kadar aynı bu işlemi tekrarlayalım. Bakın kendisi kıvrılmaya başladı. Son 5 zincir kalana kadar yapalım. Son 5 tane zincir kaldı. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 3 zincir. Bu son battığımız zincirin içinden beri ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürme yapıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz. 5 zincir. 3 trabzan atlıyoruz. 4'üncünün üzerine sık iğne yapıyoruz. Yani bu zincirlerin üzerinde yaptığımız trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 23 zincir çekerek püsküle başlıyoruz. Bu ben sadece ön tarafına yapacağım. Bu kenardan bu diğer bitimine kadar aynı şekilde devam edeceğim. Arkasına yapmayacağım. Hem sürekli düzeltme ihtiyacı olacak arkada, hem de ekstra fazladan ip gidecek. Oraya fazladan ip kullanmaya gerek yok. Ben sadece ön tarafını yapacağım. Siz de isteğe bağlı ön, arka iki tarafa da yapabilirsiniz. Bu her püskül için 6 metre ip gidiyor. Onu göz önünde bulundurarak arkaya da devam edebilirsiniz. Çünkü daha çok yapılacak yer var. Bu püsküllere çok ip gidiyor. O yüzden arkaya yapmayın derim. Tercih sizin. Şimdi bu kenara kadar yapalım. Şimdi ben diğer kenara kadar yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Zincirin içinden beri ipimi çekiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi yastık kılıfını ütüleyip yastığıma takıyorum. Yastık kılıfına geçirdim. Bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.